Bu kira krizi nasıl çözülecek? Şimdi kira krizi Bakan Tunç bir açıklama evet. yapmış. Zorunlu arabuluculuk uygulaması 1 Eylül'de başlıyor. Duyurdu daha doğrusu. Onu hemen Bu açıklık getireyim. arabulucular nasıl oluyor? Yani başladın mı? Mesela sen hiç böyle bir şeye rast geldin mi? Tabii. Kiracılarından böyle bir şeye ve ev sahibi. Geldi. Adalet Bakanımız bu konuda açıklama yaptı ve kayıtlı arabuluculara gidilecek. Kayıtlı arabuluculara bu zorunlu, yani zorunlu gidilecek. Ve anlaşamadığı takdirde bu sefer mahkemeye gidecek. Ama yani arabulucuda çok zor anlaşamama durumu. Çünkü Sen hiç anlaştırdın mı böyle? tabii Geldi mi? Yeni başladın. Zor oluyor mu? Kolaylığı ne? Ne anlatıyorlar mesela? yani ne Ara an bulucu ne yapıyor? ya arabulucu, örnek veriyorum abi, sen arabulucusun. Diyor ki ya sen bana diyorsun, ben kiracıyım. Ya farklı kişi de ev sahibi. Diyor ki sen kardeşim ne kadar diyor? 15 bin lira mı? Tamam, 15 bin lira. Diyor ki 10 bin lira da 12,5'ta ben size anlaştırayım diyor. Uygun mu uygun? Bitiyor bu iş. Yani mal sahipleri de bu anlamda yani anlaşmaya taraf gidiyorlar. Çünkü mahkemeye verdiği zaman 1,5-2 yıl sürüyor. O yüzden yani arabulucu yönüne insanlar anlaşıyor, yani öyle söyleyeyim. Anlaşma oldu yani. Anlaşma oldu tabii. Yani şöyle söyleyeyim, ben arabulucuya götürmeden ben çözdüm işi. Sen de bir arabulucu olmuşsun yani. Arabulucuya götürmeden ben çözdüm işi. Oturduk, mal sahibi de oturdu. Dedi ki kardeşim ya, dedi şimdi Ahmet, dedi sen dedi hakemsin. Sen dedi çıkar. Sen dedi ne diyorsun? Dedim abi kira 20 bin liraydı. Pardon. Emsal kira 20 bin liraydı. Adamın oturduğu 10 liraydı. 10 bin, 10 bin liraydı yani. 10 bin liraydı. Ben oturdum, dedim kiracıya, dedim ki abi, dedim şimdi sen ne diyorsun? Dedi ki kardeşim ben %25 diyorum. Dedim abi dur. Dedim %25, şimdi yani farklı açılardan da düşünmek lazım. %25, 20 bin liralık bir evde 10 bin liraya oturuyorsa o vicdani değil. Orada empati yapmak lazım. Empati yapmak lazım ve ben oturdum, dedim ki abi, dedim mal sahibine, dedim ne diyorsun? Dedi ki kardeşim 17,5. Dedim abi olmaz. Dedim seninki de adil değil, dedim. Dedim 15'e bu işi bitirelim. İnan Hadi abi, yani belki oturduk, çay içtik. Belki 2 saat sürdü. 1,5-2 saat sürdü. Oturduk, Peki, anlaştırdık. şimdi Ahmet, bu 2024'te son mu? 2024'te son, onun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan orada, biz şey olmasını bekliyoruz. Yani uzamasını bekliyoruz açıkçası. Uzar mı? Uzar. Uzar Ama çünkü şöyle bir şey var. Yani ben uzayacağı kanaatinde değilim çünkü enflasyon gerileyecek diyorlar. %60'larda falan. şöyle olur. Yani senin açından düşünelim hadi abi. %25 olmazsa da devlet ona, yani örnek veriyorum, %35 getir, %30 getir. Yani yine devletimiz kiracıyı koruyacaktır. Ben bundan eminim. Düşünüyorsun. Peki bu arada yani mesela bu kadar sıkıntı var konut açısından, kiracı açısından, ev sahibi açısından. Özellikle senin bölgende mesela bugün Esenyurt'ta Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü taraflarında çok fazla talep var. Evet. Hani konut durdu mu? Konut satışları bu tarafta mesela yaprak kımıldamıyor. Evet. Konut satışı durdu. Yani şu anda yani şu anda geniş düşündüğümüz zaman emlakçılar şu anda hepsi zor durumda. Tecrübeli olan ve eskiden bu işte olan insanlar bir şekilde kervanını yürütüyor. Peki fiyatlar şu anda düşüyor mu, çıkıyor mu? Fiyatlar şu anda düştü. Aslında bundan 1-2 ay önce zirveyi gördü, yükseldi. Şu anda düşüş eğiliminde. Ne kadar devam edecek bu düşüş ve yeniden ne zaman çıkışa geçecek? Ne zaman çıkışa geçecek? Bunu özür dileyerek söylüyorum. Yani Ocak ve Şubat gibi krediler açıldığı zaman bu, yani yükselmesini bekliyoruz.
Ben buradan yani devletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan veya Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz bu konuda adım atması lazım. Ona da bir şey getirmesi lazım. Ona da bir sınır getirmesi lazım. Artış mı? Tabii artış olacak. Şu anda abi şeyi düşünelim. %99 oldu hatırlıyorsun. 2018'de mi 2019'da mı? %99 oldu. 1,5 olan ev 2,5 oldu. E şimdi düştü ne kadar oldu? 1,5'lük ev ne kadar oldu? Abi 1,5'luk ev yani şöyle söyleyeyim. Düştü mü yani? Düştü. Ben Yeşilköy'de bir daire gösterdim. Öyle söyleyeyim. Yeşilköy'de bir daire gösterdim. 15 milyonluk eve ya şu anda ne biliyor musun abi? Alıcı kırar. Kral. Alıcı kral 15 milyonluk eve adam gidiyor 13 teklif ediyor, 11 teklif ediyor. Ve mal sahipleri satılmadığı için burada kabul etmek zorunda kalıyorlar. Çok düştü. Yani yüzde kaç düştü onu söyleyeyim abi. Yüzde kısmını konuşalım. Yüzde en az %25 düştü. Peki. %30, %25, %30 düştü. Özellikle yurt dışında bizi izleyen çok gurbetçimiz var. Evet, selam olsun onlara. Şimdi onlara ne önerirsin? Yani konutu ne zaman alsınlar? Ne zaman talep etsinler? Şu anda abi konutları ne zaman alsınlar? Şu anda tam zamanı. Alıcının, ev sahiplerine özür diliyorum ama alıcının kral olduğu zaman. Alıcı parayı basıyor kardeşim. Nakit mi? Kredi yok zaten şu anda. Kredi verilmiyor. Yani devlet bankaları vermiyor. Verenler de şu anda 3'ten aşağı kredi yok. Yani 3'ten de baktığımız zaman 1 milyonluk eve yanlış hatırlamıyorsam 3,5 mu 4 ödüyorsun. Ben yanlış hatırlamıyorum. Ya şöyle ben bir örnek yaşadım bir arkadaşımız. Hı hı. Evini satışa çıkardı. Adam geldi o senin dediğin kral var ya kendini akıllı zanneden. Evet. 13 veririz dedi. Mesela. Ne kadarlıktı abi? 13. 13 bin, 13 milyon veririm dedi. Hı hı. Şimdi bizim arkadaş da kızdı. Ulan dedi emsali burada var dedi. Şu Ataşehir'de emsali var. İşte burada finans merkezi var. Yani oraya metro geliyor. Bir sürü buranın zaten uçacağını herkes biliyor. Tabii. Şimdi öyle mi dedi. İlandan kaldırdı dedi. Satmıyorum dedi. Tamam mı? Sonra bu hani tok satıcı, alıcı kral dedin ya, adam aramaz mı? Abi 14,5 verelim, bütün masraflar bizden, hemen bize verin alalım. Benim arkadaş için mevzuyu çaktığı için yaptı ve gönderdi. Yani böyle bir tablo da var ama. Tabii öyle bir tablo da, ya şu an abi ne biliyor musun Hadi abi? Yani orada şöyle bir durum var, ihtiyaç. İhtiyacın varsa vermek zorunda kalıyorsun. İhtiyacın yok yani... Senin dediğin kişi yani şu anda o dediğin arkadaşın biraz daha tabiri caizse tok satıcı. Ama diğer kişiler yani diğer mal sahipleri şimdi senin düşün abi. Sen bir arsa buldun. Bir arsa buldun 1 milyona. Arsa mı ev mi şu anda? Arsa. Arsa. Şu anda kıymetli olan arsa tabii, mı? Tabii arsa. Çünkü arsa tarla almak iyi mi? Tarla almak ya mantıklı. Niye mantıklı? 5 dönüm üzerine ben tavsiye ediyorum. Çünkü %5. Yok, 5 dönüm üzeri. 5 dönüm. 5 dönüm ama üzeri. %5 konut. Yok onu demiyorum. 5 dönüm üzerine ben tavsiye ediyorum. Niye tavsiye ediyorum? Çünkü eğer yapı yapmak isteyen olursa devlet de %5 imar veriyor zaten. İşte %5 imar çok düşük, onu söylüyorum sana. Çok düşük o zaman. Ama bazı bölgelerde de %30'a yükseliyor. Yükseltiliyor, evet. Onu söylüyorum. Evet. Yani %5 ile almak akıllıca mı? %5 imar izniyle. Yani şu anda bence akıllıca. Niye akıllıca onu söyleyeyim. Çünkü %5'te ortalama 200-300 metrekarelik yok. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam hesapladığıma göre 200-300 metrekarelik bir ev yapıyorsun zaten. Yani devlet sana o alanı veriyor. Diyor evet. Ki kardeşim buraya yapı yap diyor. Peki şimdi bir de en çok konuşulan başka bir konu var. Mesela daha da çok işte muhalefetin argümanı parayla ev satıyorlar, vatandaşlık veriyorlar falan. Yani hani yabancılar Türkiye'de ev aldığında
belli bir müddet sonra vatandaş oluyor ya. Evet. Bu çok konuşuluyor. Mesela yabancı satışları gerçekten söylendiği kadar yüksek mi? Şu anda elimizde bir grafik var mı mesela? Yüksek şey hangi ülkenin vatandaşı ne kadar şey almış bizde? Tabii şu anda zirvede olan, ya şu anda düşüşte aslında. Ama şu anda zirvede olan Suudi Arabistan, Kuveyt, bunlar Türkiye'den en çok konut alan yabancılar arasında. Ve son 10 yılda yabancılara satılan konut sayısı, hadi abi, 350 bini aştı. Onu söyleyeyim, son 10 yılda. 350 bini aştı ve zirvedeki yerler de Irak ve İran vatandaşlarının dışında, dediğim gibi, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan yabancılar arasında yer alıyor. Ve şu anda da hemen tablo önümde hangi ülkede vatandaşlar kaç konut aldı? Irak 46.200. En çok İran alıyor herhalde yani. Yani ikinci sırada İran. Ha. İkinci sırada İran. Irak 46.230. Hadi abi. İran 33.404. Üçüncü sırada Rusya geliyor. Rusya 24.087. Suudi Arabistan 13.540 kişi almış Türkiye'den. Kuveyt'te 13.495. Afganistan'da 13.106. Almanya'da 10.981. Evet. Azerbaycan'dan haber verelim. Can Azerbaycan'dan da 8.306, o da en düşüklerde. İngiltere'de 8.153, Kazakistan'da öyle sıralanıyor. Evet. En çok hangi bölgede ikamet? İstanbul galiba. İstanbul tabii. İstanbul şu anda İstanbul'da da, hadi abi izin verirsen, yabancı ikametine hangi yer açık, hangi yer açık değil, onun bilgisini vereyim. İstanbul genelinde şu anda 10 ilçede uygulanan yabancılara oturum izni verilmemesi uygulaması 39 ilçeye yayıldı. Ve evini kiraya verip otelinde kaçak barındıranlara da para ve ruhsat hapis cezası da sürüyor. Yani bu kesin. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı zaten. 2022 yılı verilerine göre Türkiye'de 5 milyon 400 bin yabancı uyruklu şahsın yaşıyor Türkiye'de. Şu anda mega kentte, Cumhurbaşkanı da açıkladı zaten, İstanbul'da özellikle konut satışları yabancılara durmuş değil mi? Şu anda satılmıyor. Tabii satılmıyor. Şu anda yani zaten belirli bir hektar var. O hektarın üzerinde alamıyor. Ama şunu söylüyorum hadi abi. Şu anda 39 ilçe kapandı ikameti. Tamam, şimdi şurada bir soru var. Dilara Seyidoğlu diyor ki bir liste yapılsa keşke, nerelerde evler uygun, ona göre bir baksak. Sen böyle kafanda çok hızlıca şu ilçelerde uygun evler var diye sıralayabiliyor musun? Tabii. Yani şu anda Esenyurt pek şey yani tercih edilmiyor ama Esenyurt, Bahçelievler'in belirli kısımları, bahçenin nizamı demiyor. Beylikdüzü'nün belirli kısımları. Büyük çekmecenin belirli kısımları ve fiyat aralığı nedir orada? Fiyat aralığı hadi abi. Bu tarafta var mesela. Valla bu tarafta yok. Sultanbeyli'de, Samandıra'da. Sultanbeyli şu anda bir düşüş var. Abi şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin her tarafında düşüş var. Çünkü kredi verilmediği için mal sahipleri aşağı çekiyor. Abi örnek vereyim. Şu anda benim bir pazarlığım var ve mal sahibi de şu anda daire fiyatı ne kadar onu söyleyeyim. Abi 4.750'den çıktık. 4.700 0 bina 3 yıllık. 4.750'den çıktık ve ne oldu abi? Mal sahibi dedi ki Ahmet düşür. Ne kadara düşürüm abi? 4.3. Ahmet düşür. Ara ara beni arıyor. Düşür. Ahmet ne kadar düşüreyim abi? 4.350. Ne kadara? 4.250. En son teklif geldi 4.250 iken. Dedim abi 3.5 teklif var. Yok dedi, vermem. Dedim abi 3.800 teklif var.
veriyorum dedi Ahmet. Dedi ihtiyacım var dedi.